Selamun aleyküm. Allah günümüzü hayır eylesin inşallah. Cenab-ı Hak sohbetimizden de hayır çıkarttırsın inşallah. Bu ışığı düzenleyen arkadaşlar beni aydınlatmazlarsa memnun olurum. Salonu aydınlatın. Ben salondaki kardeşlerle daha iyi irtibat kurayım inşallah. Benim adım Mustafa Özba. Aslen İzmir'in Bayındır kazasındanım. Hemen dağın öbür yakasından. 89'a kadar oradaydım. 90'da Ödemiş'e göçtüm. 89'da Ödemiş'e göçtüm. 90'da Bursa'ya göçtüm. 90'dan itibaren Bursa'da ikametgah ediyorum. Şubat'a kadar ticaret yapıyordum. Şubat'ta da kendimi emekli ettim kendi kendime. Şu anda hiçbir iş yapmıyorum. Merak etmeyin, hiçbir iş yapmıyorum diye çıkarken sizden kitap filan satmayacağız, CD satmayacağız, hiçbir şey satmayacağız, hiçbir ücret almayacağız. Bu konuda rahat sohbet edelim. Bir sorunuz varsa da rahat bir şekilde sorun. Bizim din adına yapmış olduğumuz bütün her şey ücretsiz, ücrete tabi değil. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Ayet-i kerimesini kendimize distur edindik. Sufi, eski sufilerde bir kaide vardır. Bu kaide işte genel olarak uygulanmış. Demişler ki istersek dilimiz kopsun. Verirler de almazsak elimiz kopsun demişler kaideyi. Biz istersek dilimiz kopsun ama bize bir şey vermeyin, teklif de etmeyin, bizi alıştırmayın bu tip şeylere. O yüzden biz asla ve asla bir şey talep edenlerden değiliz. Bu noktada kendiliğinden birisi bir şey isterse de alanlardan değiliz. Hakkınızı helal edin. Böyle baştan bunları konuşuyorum yeni gittiğimiz yerlerde. Çünkü insanlar etraflarındaki yaşadıkları dini olgular haklı bir noktaya getiriyor insanları. İşte çıkışta kitabım satılacak, çıkışta CD'm satılacak. Ben sizin sorduğunuz soruya şu kitapta cevap vermiştim. Çıkışta var, alın okuyun. Oradan cevabını alın. Biz bunları sevenlerden değiliz. İnsan, biz her sene şebi aruslarımızı ve kutlu doğumlarımızı bir tema üzerinde oturtturup onun sohbetini yapmaya çalışıyoruz. Bu sene bu temalar da önceden kendimizce, kendi usullerimizce belirliyoruz. Ve bu seneki temamız insan. Hazreti Mevlana da insan. Ve her sene belirlemiş olduğumuz temamıza uygun dünyada olaylar cereyan ediyor. Bu sene artık kendi kendime içimden dedim ki sanki dedim temayı seçtik. O yüzden mi Orta Doğu bu hale geldi dedim içimden. Allah bizi affetsin. Ben sizi temayla beraber geriye doğru götüreyim biraz. Bundan bir 800 yıl öncesine gidelim. 800 yıl öncesine gittiğimizde Anadolu'yu ve yukarı Mezopotamya'ya baktığımızda gerçekten insanın değeri yoktur. Anadolu'da Baba İshak isyanları, Selçukluların son dönemi, yukarı Mezopotamya'da ortalığın hercümerç olması neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir türlü anlaşılmaz haldedir. Ve aynı şekilde de insanlar bütün Orta Doğu'da, bizim bölgemizde aç, sefil, yoksuldur. Anarşi kol gezmektedir. Baktığımızda bugün biz Orta Doğu'ya aynı şeyi görüyoruz. Veyahut da şimdi biraz duruldu, inşallah daha da durulur. İnşallah böyle bir problemimiz kalmaz. Biz Güneydoğu'ya baktığımızda da aynı problemi görüyoruz. Ben sizi Orta Doğu'dan, Anadolu'dan çıkarayım. New York'un arka sokaklarına gittiğinizde orada da yoksulluğun ve anarşinin kol gezdiğini görürsünüz. Orada da adaletsizliğin,
kol gezdiğini görürsünüz. Amerika'yı bizim gözümüzün önünde yıllardan beri bir İtopya olarak koydular. Ama o İtopya'nın renkli boyası, sonradan olan makyajı çözülmeye, inmeye başladığında ne olduğunu gördük. Bakın oradaki zenciler adaletsizlikten dolayı protesto dahi edemiyorlar. Adam hiç haksız, hukuksuz, hiç önemli değil. Polis öldürüp atıveriyor kenara. Çünkü bir değeri yok. Bugün biz Avrupa'ya baktığımızda bize süsleyip koydukları Avrupa'da insani değerler noktasında sıkıntı var. Eğer onun ekonomik bir geldisi yoksa, ekonomik bir kazancı yoksa o kimsenin hemen düşkünler yurduna, ihtiyarlar yurduna götürülüp yatırılıyor. Ailesi bakmıyor bile. Veyahut da aile denilen kavramı kaldırıp orta yerden bireylerin ve bireyselliğin hükümranlığını kurmuşlar. İşte oysa Kur'an ve sünnet insana değer verir önce. Değerli olan insandır, din değildir. Değerli olan Kur'an'ın kaideleri değildir, insandır önce. Değerli olan sizin ibadetleriniz değildir. Birinci derecede insandır, insan. Ve bu öğretiyi Hazreti Mevlana bir çıt daha öne çıkarmıştır. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bu öğretisi az önce hocamın dediği gibi Kur'an ve sünnetin dışında değil. Bu Orta Asya'dan itibaren bizim genlerimizde var olan şeyin meydana çıkmasıdır. Mesela Türkler Müslüman olmazdan önce de önemli olan Türklerde insan olmaktır. İnsandır değerli olan. Türklerde o insana kıymet verilip yatırım yapılır. Ve o eğitimin de temeli bu noktada dini olarak Hoca Ahmet Yesevi'den gelir. Hoca Ahmet Yesevi'nin dini temelinin arkasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Hüseyin Efendimiz'den kolu olan öğreti yatar. Yani o öğreti aslında Hazreti Hüseyin Efendimiz'in öğretisidir. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in silsilesi devam eder Hoca Ahmet Yesevi'den ve Hoca Ahmet Yesevi'den Anadolu'ya gelir. Anadolu'ya ilk gelenler o Alp Erenler dediğimiz o Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretisinden çıkmış olan, onun tornasından çıkmış olan kimselerdir ki Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babasının şeyhi de aynı noktadadır. Ve Hazreti Mevlana o öğretisinin ışığında insanın bize değerini ve kıymetini ortaya çıkarır. Ama onu çıkarırken Cenab-ı Hak ayeti kerimede biz insanı ahsen-i takvim üzerine yarattık der. Ahsen-i takvim üzerine yaratmak demek insanı bütün yaratılmışların en âlâ bir yaratılış formatıyla yaratılmış demektir. Ve Cenab-ı Hak bir halife yaratır. Halifedir. Kendisinin halifesidir. İnsan halifedir. Halife dendiğinizde dikkat edin. Halife işte padişah adına iş yapan bir kimsedir. Sizin bir naibiniz olsa, vekiliniz olsa onun adına iş yaparsınız. Başkanın belediye başkan yardımcısı başkan yerine iş yapar. Burada başkanı temsil ediyor. Başkanım neden başkan gelmemiş demek küstahlıktır. Sebep başkanı temsil eden bir kimse var. Başkanı temsil eden bir kimse varsa başkan aramak ahmaklıktır. O zaman Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de insanı sen yaratılmışların en şereflisisin dediğinde o Allah adına bir iş yapar. Hatta başka bir beyitte der ki petek ve bal bu arının işlediği bir şeydir. Arı buna nasıl muhtaç olur der. Sen arısın der. O zaman sen arısın demek bu cihanın arısı sensin. Bu cihanın arısı sensen peteği ve balı sen üreteceksin. E nasıl ürettiğin bir şeye muhtaç olursun? Bir peteğe muhtaç olur mu insan? Arısa. Arı kendi balına muhtaç olur mu? Arısa. Onun önünde eğilir mi? Hayır.
O zaman bu alemin arı hükmündeki insandır. Alemin, hatta başka bir beytinde de der ki sen alemin özüsün. Başka bir beytinde de sen bu varoluşun cevherisin der. Cevherisin. O zaman alemin merkezine insan oturur. Alemin merkezinde insan vardır. İslam dini de bunu bize öğütler. Mesela bir kimse eğer ki orucu kaldıramayacak kadar zayıf bir kimse ise ondan orucun farziyeti kalkar. O kimsenin oruç tutması haram olur. Oruç tutmak haram mıdır? Birisi sordu bana. Oruç tutmak haram mı dedim ben? Evet dedim ben. Helal değil mi dedi? Ona da evet dedim. Ya nasıl? Evet, oruç tutmak haram olur. Böbrek hastası haram. Migreni var haram. Çok zayıf haram. Hareket edebilecek güç ve kuvvette değil haram. Tansiyon hastası haram. Üzerinde sağlıkla alakalı problemleri olanlar oruç tutmalarını mümkün değil ise onların oruç tutmaları haram. Birinci derecede insan geldi. Birinci derecede insan önemli. Domuz eti yemek haram. Kur'an-ı Kerim'de domuz eti, leş, kan, Allah adına kesilmemiş hayvanlar haram edildi bize. Domuz eti yenir mi? Evet. Helal mıdır? Evet. Domuz eti haram mıdır? Evet. Yenilmez mi? Evet. Ne zaman yenilir? Eğer açlıktan ölüm noktasına geldiyseniz, eğer sizin uzuvlarınıza bir zarar gelecekse, sizin domuz eti yemeniz caiz olur. Bir adım ileri. Siz sağlığınızı koruma maksadıyla açlıktan böbrekleriniz, mideniz, bağırsaklarınız, vücudunuzun herhangi bir uzvu helak olmasın, sıkıntıya düşmesin diye domuz eti yemeniz farz olur. İçki içmek haram mı? Evet. İçki içmek helal mı? Evet. İçki içmek farz mı? Evet. Şimdi arkamdan demeyin hoca geldi burada içkiyi helal etti gitti diye. Ben hoca da değilim. Öyle de söyleyeyim, altını çizeyim. Hoca dinilince ben Orhan Bey aklıma geliyor. Orhan hocamız işte hoca. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi'nde uzun süre öğretim üyeliği yaptı. Emekli oldu. Demek ki kıymetli ki arkasından koşturdular. Dediler ki hocam sen daha çalışmaya devam et. Eğer faydalı olmamış olsa, iyi bir insan olmamış olsa, ahlakı düzgün olmasa çağırırlar mı? Çağırmazlar. Aman derler ya. Zaten adam şöyleydi, kurtulduğumuza dua ettik derler, atarlar. O tabi bizden yakasını benden kurtaramıyor. O da ayrı bir şey. Benimle bir tanıştı kaldı. Benimle tanıştığını böyle yeni gittiğimiz yerlerde anlatıyorum. Yorgunum ben, İzmir Bayındırlıyım, annemi ziyaret etmiştim. Annem kovdu beni evden o gün. Allah affetsin. O gün de oruçluyum bir de. Şeker de var, tansiyon da var. İşte Atatürk kapalı spor salonunda program yapacağız. Harara gürere çalışıyoruz böyle. Bizim Nuri geldi. Bir tane fotoğraf çekecek olan profesör varmış dedi. Seninle tanışmak istiyormuş dedi. Ben de meşguliyetim fazla ya. Nuri şu anda dedim ne profesör görecek halim var. Ne fotoğrafçı görecek halim var. Şurayı bir dizayn edelim. Bir işimiz bitsin ondan sonra dedi. Profesör de demezsiniz. Orta yerde birisi dolaşıyor işte. Şimdi bakın böyle kılık kıyafeti gayet iyi bugün. Yani o pek öyle gezmeyi sevmiyor. Ondan sonra böyle orta yerde birisi dolaşıyor. Ben artık böyle iyice vakit de geçti işte iftar edeceğim. Bizim bir sınıf arkadaşı var. Orada kendisi esnaf İzmir'de. Babasıyla da samimiyiz. Ona döndüm. İsmiyle Nurhayat dedim. O da bana telefon açtı önceden. Dedi ki işte ev böreğiyle baklavası göndereceğim arkadaşlar. Yesinler dedi. İyi olur Nurhayat dedim ben. O da orada bayanların kısmıyla sorumlu. Döndüm Nurhayat gönderdin mi dedim ben. Gönderdim dedi.
Ben şimdi girdim içeri, iftar edeceğim. İşte bir dilim dedim, bana oradan börek kesin, bir iki tane de baklava koyun, asıl çay verin bana, arkadaşlara. Daha yedim yemedim, geldi hocam. Merhaba, merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedim ondan sonra. Asla bir kimse böyle soramaz. Ne menfaatiniz var dedi. Dakika bir, gol bir. Böyle işte benim adım şu, bu, tanışalım manışalım. Böyle bir şey yok, hiçbir şey yok. Merhaba, merhaba. İşte hatırlamıyorum şimdi kendini tanıttı mı, tanıtmadı mı. Tanıttın mı hocam? Tanıtmadınız değil mi? Efendim? He işte Nuri söylediydi öyle. Ne menfaatiniz var dedi. Ben kaldım böyle, ne menfaatiniz var deyince, sonra ben biraz böyle trendim yükselmiş benim. Orasını da hocam anlatıyor. Siz diyor böyle bitkin bir vaziyetteydiniz. Ben ne menfaatim var deyince diyor, gözleriniz açıldı. Böyle bir diyor canlandınız. Ondan sonra hocamla tanışmamız öyle başladı. Bizi bırakamadı, biz de onu bırakamadık. Öyle devam ediyoruz. Şimdi insan bütün her şeyin üzerinde. Her şeyin üzerinde olduğunun insan bilincinde değil. Bu öğretiyi bize din olarak da aktarmışlar, söylemişler. Ama biz onu kendi dairemizde kendimizce yaşayamamışız. Ve bize din anlatırken insanlar dini insandan öne tutmuşlar. Dini insandan öne tuttuklarından dolayı İnsanlar veya mevcut bulunan sistemi, bu bir devlet sistemi olabilir, bu bir hukuk sistemi olabilir, bu herhangi bir eğitim sistemi olabilir, hiç önemli değil. Hiçbir şey insandan kıymetli değildir. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bakın Allah'ın koymuş olduğu haramları az önce sıraladım. Ve Allah'ın koymuş olduğu haramlar bozmak, haramları delmek, haramları bozmak, delmek insan söz konusu olunca farz oldu. İşte Hazreti Mevlana önce insan der. Ve der ki bütün varlığın cevheri sensin. Varlığın cevheri. Ve bunu varlığın cevheri sensin denildiğinde bunun arkasında hadisi kutsisi bellidir. Hiçbir şey yok iken Allah bir şey yarattı. Yaratmış olduğu şey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadisi şerifi buyurunca Peygamber Efendimizin ruhaniyeti ve nuraniyeti. Yaratılmış olan ilk şey o. Yani İnsan. Ve Cenab-ı Hak ondan sonra ruhlar alemini yarattı. Sonra onu varlığa büründürdü. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki varlık olarak ilk yaratılan Adem'dir. Hani insan suretinde toprağa, cesede bürünmüş bir şekilde. Ama ben ondan önce peygamber idim der. Ve bütün alemlere rahmet bir peygamberdir yaratılan. O zaman bütün alemlere rahmet bir peygamber ise bütün alemlere de halifedir insan. Bütün alemlere. Ama biz bu alemlerin neresine kadar tespit edebildik, neresine kadar gidebildik, bu ayrı bir tartışma konusudur. Biz İçimizdeki kozmos dediğimiz o kozmosun içerisinde tıkandık kaldık. Bunu Hazreti Mevlana vücutta esir kaldık der. Ve vücutta esareti bitirmemizi ister. Biz vücutta esareti birinci derecede kendi vücudumuz olarak görebiliriz. Evet. İkinci vücudu dünya olarak da görebiliriz. Biz bir vücut daha oluşturursak dünyanın da içinde bulunduğu
Bu kozmos yapıyı da koyabiliriz. O zaman bu kozmosun da dışına çıkmak, esareti kırma noktasındayız. Ve bunun hepsinde bir alem olarak algılarsak, Allah alemlerin Rabbidir. O zaman bir tek bu alem olmaması gerekir. Ben kendimce diyorum ki, içinde bulunduğumuz kozmosun da dışında alemlerin olduğuna inanıyorum. Ve diyorum ki, bizim matematiğimiz buna yetmedi şimdi. Bizim matematiğimiz buna yetmediğinden dolayı biz sadece işte bugün İsveç'te kendilerince ilk yaratılışın serenomisini görmeye çalışan CERN projesi belki de bundan 100 yıl sonra insanlar için yetmeyecek. İnsanlar diyecekler ki bu CERN projesinin neticesinde ayrıca ayrı alemlerin de olduğunu tespit edebilir miyiz diye alemin üstünde alem aramaya çalışacaklar. Ama bu alemlerin hepsinin de halifesi insan ve o insan alemin arısı hükmünde. O arı bu alemi dizayn etmekle mükellef. Bu arı bu alemden bal üretmekle mükellef. Bal üretmekle. Biz bal üreten insanlar olmalıyız. Sirke değil. Biz bal üreten olmalıyız. Zehir değil. Biz ballar bağlını götürmekle mükellefiz buradan. Zehir değil. İşte Hazreti Mevlana insan derken ve insanı hatta öyle beytinde tarif eder. Bütün bu alem der. Bütün bu alem yansa, pırlantalar gibi parlasa, her şeyle dizayn etmiş olsa, içinde diyor kıvılcımı ve çakmağı olmadıktan sonra ne işe yarar der. Ne işe yarar? Aslında orada kıvılcımı ve çakmağı ben kadın ve erkek olarak nitelendiriyorum. Kendimce diyorum ki alemde, bu alemde eğer kadın ve erkek olmasaydı ne işe yarardı ki? Eğer insan olmasaydı ne işe yarardı ki? Eğer insan yaratılmamış olsaydı ve insandaki Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, onu teşbih etme, onu tenzih etme hususiyeti oluşmasaydı Allah'ın Allah'lığını kim tanıyacaktı ki? Allah'ın Allah'lığını kim bilecekti ki? Allah'ın sonsuzluğunu kim idrak edecekti? Allah'ın sonsuzluğunu, alemlerinin sonsuzluğunu kim idrak edecekti? Cenab-ı Hak onu idrak edecek, onu tanıyacak bir varlık yaratacaktı. Çünkü o bilinmezdi. O bilinmekliği sevdi. Onu bilen lazımdı. Onu bilecek olan insan. Onu bilen melekler değil. Onu bilen şeytan değil. Onu bilen Cebrail değil. Onu bilen İsrafil aleyhisselam değil, Azrail aleyhisselam değil, Cebrail aleyhisselam değil. Kim bildi? Bilebildiği kadar. Ne kadar bilebildiğini de bilmiyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta bir yere kadar Cebrail aleyhisselamla geldiler. Ve orada Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed, benim haddim, hukukum buraya kadar. Bundan sonrasını yalnız gideceksiniz dedi. Ondan sonrasını yalnız giden Hazreti Muhammed'i Mustafa oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, ben burada akşama kadar konuşurum. Kafanıza takılan bir soru varsa sorularınızı alayım. Ondan sonra da sizi sema ile baş başa bırakacağız. Bizim sohbetlerimiz genelde diyalektikle geçer. Yani sorulu cevaplıdır sohbetlerimiz. Biz böyle genelde soruları yazarlar, gönderirler bize. Ben de oradan cevaplandırırım. Ama burada da bu noktada sorulu cevaplı alabiliriz. Buyurun bir genç arkadaş oradan. Aleykümselam.
İlahiyat Fakültesi Din Kültür Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Merak ettiğim bir şey vardı. Sizce ilahi aşka nasıl ulaşılır? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Davud aleyhisselamın ağzından bize bir söz nakleder. Duadır. Aziz Allah Celle Celaluhu. Allah'ım bana senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirecek olanın sevgisini, çölde susuz kalmış bir kimseye soğuk şerbeti sevgili kıldığın gibi bana da sevgili kıl. Amin. Bu üç sevgi ilahi aşkın, ilahi sevginin adımlarıdır. Bir, Allah'ı sevdirecek olanın sevgisi. Birileri etrafımızda bizim Allah'ı sevmemizi tavsiyede bulunur. Mesela bizim buraya geliş amacımız bu. Biz Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Şeb-i Arusu'nu kutlarken insanlar Allah'ı sevsinler, Resulullah'ı sevsinler, Hazreti Mevlana'yı sevsinler diye uğraşımız bu. Derdimiz bu. Bu üç sevgi de bizi ilahi aşka götürür. Bu bir yoldur. Bu yola düşen kimseler o ilahi aşka doğru giderler. Biz bunu mecazdan sıyrılmış hakikat sevgisine ulaşılan yol olarak alalım. Bir de mecazı vardır. Bunu Hazreti Mevlana Mesnevisinde mecaz olan sevgiyi de hakikate bir yol olduğunu gösterir. Bu da nedir? Mecaz sevgi. Bir erkeğin bir kadını sevmesi. Bir kadının bir erkeği sevmesi. Ama bu sevgi şehvet karışmadan olmalı. Hazreti Ayşe annemiz sorar, beni nasıl seviyorsun ya Resulallah? Kördüğüm gibi. Cevap budur. Kördüğüm gibi. Arada aklına gelince Hazreti Ayşe annemiz kıskançtır biraz. Kördüğüm ne alemde ya Resulallah? Cevap muhteşem. İlk günkü gibi. Bu mecaz bir sevgidir. Diyeceksiniz ki Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem'den mecaz var mıdır? Evet. O alemlere rahmet peygamberdir. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mecazı reddetmezdi. Örnek, bir gün sahabesiyle yolda giderken işte vefat etmiş, ölmüş bir hayvan. Herkes kokusundan örtüsüne bürünür. O bakar, ne kadar güzel dişleri varmış der. Herkesin çirkin ve necis gördüğü bir yerde güzel bakabilmenin, güzeli görebilmenin bize sırrını anlatır. İşte bu mecaz da bizi doğru düzlemde mecaza meyledersek o bizi hakikate götürür. Züleyha'nın Yusuf'u sevdiği gibi. Züleyha Yusuf'u sever. Yusuf sevgisi onu her şeyden üstün bir noktaya getirir. Yusuf her şeyden fazladır. Beyi vefat eder. Değişik hani olaylar manzumesi vardır. Yusuf'la evlenir. Yusuf'la evlendikten sonra bir müddet sonra Yusuf aleyhisselamla yatmamaya başlar. Bir gün odasında oturup böyle ufuklara doğru bakar. Gecedir. Yusuf aleyhisselam da erkekler kadınlara düşkündürler. Düşkün olmaları da gerekir zaten. Yusuf aleyhisselam
Yatakta bir dakika, beş dakika, on dakika bekler, gelmez daha Züleyha. Der ki, ey Yusuf aleyhisselam, der ki Züleyha'ya, ey Züleyha, Rabbim senden bana bir evlat verecek. Lütfetmez misin, gelmez misin? Züleyha'nın cevabı müthiştir. Ey Yusuf, önceden ben seni çok severdim. Ama sen beni öyle bir şeyle tanıştırdın ki, artık onun sevgisi senin sevgini de geçti. Madem ki o sevdiğim Allah böyle murad etti, ben senin davetine icabet edeyim der gelir. İşte böyle bir mecaz sevgi insanı hakikate götürebilir. İlahi aşka götürebilir. Sufiler de demişler ya, Leyla ile Mecnun hikayesinden, Leyla Leyla derken buldu Mevla'yı. Mevla'nın aşkına yandı gidiyor. Ama sakın kendimizi aldatmayalım. Öyle bir erkek, gençler şimdi öyle biraz nefsaniyete önem veriyorlar. Bana üniversitelerde öyle soruyorlar. Hocam işte bir kızı sevdik, oradan ilahi aşka ulaşamaz mıyız? Ulaşırsınız diyorum ben. Ya hiç kızın dudağını düşünmeyin. Dağa baktığınızda dağda onu görüyorsanız, masaya baktığınızda masada onu görüyorsanız, içecek olduğunuz kahvenizin içinde onun suretini görüyorsanız, evet bu sevdanız sizi mecazdan kurtarıp hakikate götürecektir. Öyle kendi kendinize, vay ben seviyorum, 3 gün sonra uyuşamadık. 5 gün sonra, ya bırak ruh eşim değilmiş zaten o benim. 10 gün sonra hiç elektrik alamamıştım zaten. Bu benim bahsettiğim sevgi değil. Bu direkt şehvet. Hazreti Mevlana da diyor ki, şehvetlerini aşk zannedenler, Allah muhafaza eylesin, daha da ilerisi, eğer diyor şehvetler aşk olsaydı, aşkın padişahı eşekler olurdu. Şehvet aşk değildir. O yüzden o bizi ilahi aşka götürmez. Bizim nefsimizi tatmin eder, o da aşk değildir. Hakkınızı helal edin. Tamam delikanlı, İnşallah. İlahiyatta başarılar dilerim sana. Sakın hadis-i şerifleri reddeden hocalarına bakma. Sünnet-i Resulullah'a aykırı duranlara bakma. Sana ve bütün dinleyicilerime, bu noktada dinleyicilere tavsiyem, dininizi Kur'an ve sünnet perspektifinde öğrenin. Hadis-i şerifleri reddedenleri kale almayın. Hadislerin içerisinde zayıf hadisler var mı? Var. Mevzu hadisler var mı? Var. Var. İçinde uydurmalar da var mı? Var. Bakın bunları reddeden bir kimse değilim. Bunları reddeden bir kimse değilim. Ama bunlar var deyip de bütün hadisleri inkar etmek doğru bir davranış değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir doktor yanlışlık yaptı diye bütün doktorlar tu kaka deyip doktora gitmemek ne kadar sakat bir düşünceyse, hadis-i şeriflerin içerisinde bu tip hadis-i şerifler var diye hadisleri tamamiyetiyle reddetmek de o kadar sakat bir düşünce. Üniversitelerde böyle bir hastalık var. O yüzden bu hastalığa bir dem vurmak istedim delikanlı, hakkını helal et. Şems'le Mevlana buluşmasında hikmet ne? Bunun üzerine çok insanlar bir şeyler yazmışlar. Çok şeyler söylemişler. Bu meseleyi ben kendimce baktığımda biraz uzatabilirim, hakkınızı helal edin. Veliler vardır, şeyhler vardır. Bir de o şeyhleri yetiştiren, o velilerin içerisinde mürşid-i kamiller vardır.
Bunlar kategori olarak o velilerin üstünde bir velilik makamındadırlar. Bunlar kendi içlerinde sınıf sınıftır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kiminizi kiminizden üstün yaratmışızdır der. Bu peygamberlere aittir. Bir de peygamberlerden hemen sonra gelen veliler vardır. Bu onlara ait bir şeydir. Bu Allah'ın lütfudur. Çünkü o dinin ayakta durması gerekir. Cenab-ı Hak bunlarla dinini destekler ve ayakta tutar. Hazreti Mevlana'nın şeyhliğinde bir eksiklik yoktu. Başlı başına bir şeyhti. Babası vefat ettikten sonra babasının bağlı bulunduğu aynı şeyhe, Bahattin Hazretlerine bağlılar. Onun halifesine intisap etti. O da vefat ettikten sonra o kürsüye oturdu. Herkes babasından sonra kürsüye oturdu der. Babasından sonra vaaz ederdi. Müritlere ders vermezdi. Babasının halifesine intisap ettikten sonra o da vefat edince müritlere ders vermeye başladı. Bir şey bu manada eksikti. Allah-u Alem. O eksiklik de ilahi aşkın zirvesiydi. Bakın, ilahi aşkın zirvesi. İlahi aşk demiyorum. Onun zirvesi eksikti. Bu eksikliği Hazreti Şems tamamladı. Hazreti Şems bununla vazifeliydi. Geldi, vazifesini icra etti, gitti. Hazreti Mevlana ondan sonra Mesnevisini yazdı. Ondan sonra Divan-ı Kebir'ini yazdı. Ondan sonra yazdı. Ondan öncesinde Hazreti Mevlana tipik tekke şeyhiydi. Tipik bir tekke şeyhi. Aslında bu yukarı Mezopotamya ve Türklerin tasavvuf algısına uygun değildi. Hoca Ahmet Yesevi'nin bir tekkesi yoktur. Vardır, yoktur. Nasıl tekkesi yoktur? Tekkeleşince tarikatlaşır sistem. Tekkeleşince tarikatlaşır. Tarikatlaşınca normal minvalinden uzaklaşır felsefe düşüncesi, yaşantısı. Mesela tarikatlar tek tip kıyafete bürünürler. Kadiri tarikatı dediğinizde bir kıyafeti vardır. Rufai tarikatı dediğinizde kıyafeti vardır. Sonradan oluşturulan Mevlevilikte de aynı şeyi görmemiz mümkün. Kıyafeti vardır. Sonradan tarikatlaşır. İnsanlar tarikatlaştırır onu. İnsan yapar yine. Mesela Türkler 500'lerde tam manasıyla Müslüman olmaya başlarlar. 570'lerde ilk devlet dini haline gelir İslam. İslam devlet dini haline geldiğinde bir tek cami yapılır. Medreseler yapılır. Tekke yoktur daha. Sohbetler evlerde olur. Sokaklarda olur, caddelerde olur. Camilerin yan müştemilatlarında olur. Sufilerin bir kıyafeti yoktur. Bize kim diyebilir Hazreti Mevlana'nın kıyafeti şöyleydi diye? Bize hiç kimse Hazreti Mevlana'nın tarikat kıyafeti şudur diyemez. Yoktur çünkü. Hazreti Şems'in tarikat kıyafeti şudur diyemez hiç kimse. Yoktur. Hatta size bir Hazreti Mevlana'dan bir kıssa anlatayım. Müridin birisi gelir. Der ki, efendim her şeyimle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzedim. Acaba der, kuşağını nasıl takardı?
bana kuşağını nasıl taktığını söylesen de ben onun gibi kuşağını taksam. Cevap muhteşemdir. Evladım, sen kuşağını da onun taktığı gibi takarsan Ebu Cehil'den farkın kalmaz der. Çünkü Ebu Cehil de aynı kıyafeti giymekteydi der. Bakın, kıyafet takıntısı yoktur. Çünkü Mesnevisin başında da muhteşem bir beyit vardır. Ey oğul, bağı çöz. Ne zamana kadar altına ve gümüşe esir olacaksın? Bağı çöz dediğinde bütün bağları çözmek gerekir. O zaman kıyafet de bir bağdır. Bir kimsenin sadece makamı bağ değildir, mevkisi bağ değildir, parası bağ değildir, arabası, atı, katı, yatı bağ değildir. Bir kimsenin gittiği yol dahi bağdır bir yerde. Bir yerde şeyhi dahi bağdır. An geldiğinde onun şeyhini de geçmesi gerekir. Eğer şeyhini geçemiyorsa bir mürid çalışmamıştır, tembeldir. Hocasını geçmeyen bir öğrenci tembeldir, çalışmamıştır. Ya da hoca onu iyi eğitememiştir. İkisinden birisidir. Hoca eğittiyse, hocayı geçen bir talebe var ise, o zaman hoca görevini yapmıştır. Bir tane dahi var ise, geri kalan tembeldir. Biz bazen böyle birbirimize atarız, hakkınızı helal edin samimiyetimizden. Hocamın Manisa'da yetiştirmiş olduğu talebesi var, profesör. Değil mi hocam? Neydi adı? Burada iki tane mi var? İki tane var. Hocanın kendisi yetiştirmiş. Hatta Selim Hoca geldi, kulağıma bir şey söyledi. Söylemeyeyim artık ben şimdi. Söyleyeyim mi? Selim Hoca geldi kulağıma bir gün. Biz şeyde İzmir'de bir konferans vardı. Ne salonuydu hocam orası? Sabancı mıydı? Konak'ta. Evet. Orada bir konferans vardı. Orada gittik, öyle de bir konferans oldu. Konferanstan çıktık. O Selim Hoca geldi benim kulağıma. O da Ödemiş'ten evli. Burada Manisa'da şimdi vazifeli. Hocam ne yaptın sen bizim Orhan Hoca'ya dedi. Ne yaptım dedim ben, bir şey yapmışım gibi. Ne yaptım dedim ben. Ya hocam dedi, ya bizim dedi hocamız dedi derslere geldiğinde dedi ilk 15 dakika Allah yoktur diye sohbet ederdi dedi. Kulağıma fısıldıyor şimdi. İlk 15 dakika Allah yokturla geçerdi dedi. Biz ona dedi bütün üniversite çevresi aklın dahisi derdik dedi. E ne olmuş şimdi dedim ben. Hani şimdi ne oldu? Ya ne bileyim ya dedi. Hani o gündeki konu işte Hazreti Mevlana, din, sempozyum şey konusu oydu o gün. Dedim ya ben bir şey yapmadım. Ne oldu dedi. Ne yaptıysa o kendi kendine yaptı dedim. Ne yaptı dedi. Bana takıldı. Takılmayacaktı dedim ben. Ondan sonra bana takıldı, bu hale geldi dedim ben. Hakkını helal et. Şimdi yetiştiriyorsa bir öğrenciyi bir hoca, o zaman hocanın vazifesi yerine gelmiş. Geçecek. Biz geçmemiz gerekir. Bağı çözmemiz gerekir. Ülke olarak, İslam olarak bağı çözmemiz gerekir. Biz bir Gazali yetiştirmemiz gerekir. Bir Mevlana yetiştirmemiz gerekir. Bu topraklardan. Bu topraklardan. İslam dünyasında bir algı var. Gazali kim geçecek? Kimse geçemez. O zaman uğraşmamıza gerek yok. Mevlana kim geçecek? Kimse geçemeyecek. Uğraşmamıza gerek yok. Bu algı bizi batırıyor. Bu algı bizi köreltiyor. İşte Hazreti Mevlana'da meseleyi toparlayayım. Hazreti Mevlana'da bencileyim. Eksik olan ilahi aşktan perdeden perdeye geçip hayretten hayrete geçmekti. Onu Şems öğretti. Yoksa Hazreti Şems Hazreti Mevlana'ya namaz kılmayı öğretecek değil, oruç tutmayı öğretecek de değil. Zaten tasavvuf, tasavvuf, sufilik namaz kılmanın öğrenileceği yer değildir.
Öğrenilir orada. Ama orası onun öğrenileceği yer değildir. Ha diyeceksiniz ki ya namaz kılmak orada öğretilmez mi? Öğretilir. Öğretilir. Ama yeri orası değildir. Orası nedir? Orası sufiliğin öğrenileceği yerdir. Güzel ahlaktır. Allah'ı sevmektir. Resulünü sevmektir. İnsanları sevmektir. İnsanlara hizmet etmektir. Toleranslı davranmaktır. Affetmeyi öğrenmektir. Affedebilmektir. Saygıdır. Tevazudur. İnceliktir. Naifliktir. İnsan olmanın yoludur. İnsan olmanın yolu. Beni biraz eleştirirler. Eleştirmelerinin sebebi şudur. İşte siz bayan ne o açık bayanlara da sohbet ediyorsunuz. Kadınla erkekle sohbet ediyorsunuz hani salonlarda. Beni çok eleştirirler. Hatta küfrüme dair fetva verenler var benim. Bu noktada. Oysa sufi için insanların dilini, insanların rengini, insanların dinini ayrıştırmak değildir. Tekke bizim Bursa'da 450 yıllık geçen gün Bulgaristan'dan gazeteciler gelmişler. Hepsi de Hristiyan. İşte misafir odası var, misafir ediyoruz. Türkçe bilenler var, tercümanlar var. Sohbet ederken ben dedim ki biz sufiler İsa Aleyhisselam'ı çok severiz. Hristiyanlara karşı da dedim muhabbetimiz vardır. Kaldı bunlar şimdi. Hani nereden gibisinden? Tabii tercüman soruyor. Hani niçin İsa Aleyhisselam'a muhabbet edersiniz? Biz dedim bütün peygamberlere muhabbet ederiz. Ama İsa Aleyhisselam'a biraz daha fazla muhabbet ederiz diğer peygamberlerden. Çünkü o yeryüzüne tekrar gelecek. Yeryüzüne tekrar geleceği için biz yeniden o vazife yapacağından dolayı ona karşı muhabbetimiz vardır. Bir. İkincisi İsa Aleyhisselam'ın hayatı bir sufi hayatıdır. Olması gerektiği gibidir. Hristiyanlara da dedim muhabbet besleriz. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam inince hızla Müslüman olacaklar dedim. Hızla. Ve bizden de iyi Müslüman olacaklar. O yüzden onlara muhabbet besliyoruz dedim ben. Bu sefer o gazeteciler yazıyorlar boyuna, not alıyorlar ben konuştukça. Ardından soruyorlar, ben konuşuyorum, soruyorlar, konuşuyorum. Tabii bu dini belli bir bağ ölçüsünde alanlar için uygun şeyler değil. O yüzden meseleyi toparlayayım, bu soruyu geçeyim. Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi'den ilahi aşkın nasıl olması gerektiğini anladı. Allah alem. İçki nasıl helal olur? Evet. İçki nasıl helal olur? Dediğim gibi. Eğer bir kimse susuzluktan ölmek üzere ise o kimseye içki içmek farz olur. İçkinin helal olması bu. İçkiyi helal etmek değil derdimiz. Eğer bir kimse susuzluktan ölmek üzere ise onun içki içmesi farz olur. Haram ile tedavi olmayınız hadis-i şerif. Evet, haram ile tedavi olma yoluna seçmeyiz. Başımız ağrıyorsa bir düble rakı iç geçer bu muhabbeti yapmayız. Bu haram. Bu, benim dediğim bu değildi. Ben herhalde eksik anlattım eksikliğimden dolayı. Dedim ki eğer bir kimse susuzluğa duçar kalır, bir azası harap olacaksa onun içki içmesi farz olur dedim. Böyle dediğimi hatırlıyorum. Böyle demiştim değil mi? Evet. Çoğu haram olanın azı da haramdır hadis-i şerif. Evet. Çoğu haram ise bir şeyin azı da haramdır. Veya bir şey haram ise azı da çoğu da ona giden yollar da haramdır. Bırakın azını çoğunu, ona giden yollar da haramdır. Buradaki kastımız haramı helal etmek değil. İnsan söz konusu olunca, insanın sağlığı söz konusu olunca buna işaret etmek için dedim. Bir kimse eğer ki açlıktan ölecekse, bununla karşı karşıya kaldıysa
Kan da içebilir, leş de yiyebilir, domuz da yiyebilir. Bu manada söylemiştim. İnsanlar nefsine uygun bu sözlerimizi tatbik ederlerse sorumlu olmaz mısınız? Ben nefse uygun sözler söylediğimi hatırlamıyorum, inanmıyorum. Ben sadece dinin doğrusunu anlattığıma inanıyorum. Bu manada eğer ki siz fıkıh noktasında bunun fetvasını ararsanız İbn Abidin'den Fetavai Hindiye'den El Hidaye'den bunları görebilirsiniz. Ama sizin evlerinizde var olan fıkıh kitapları değildir. İlmihaldir. İlmihaller sizin günlük dini yaşantınızı idare edecek kadar olan bilgiler manzumesidir. Ve çok geniş çaplı değildir. Sadece günlük namazı bozan bozmayan, abdesti bozan bozmayan, orucu bozan bozmayan bunlarla alakalıdır. Onlar geniş fıkıh külliyatı değildir. O yüzden bu bilgileri evlerinizdeki küçük fıkıh kitaplarından veya ilmihal kitaplarından bulmanız mümkün değildir. Bunları da zaten Diyanet böyle kendince bir çalışma yapıp insanlara da sunamıyor. Burası da ayrı bir sıkıntı, ayrı bir problem. Diyanetçiler ve ilahiyatçılar böyle giderse beni topa tutacaklar tabii, bu ayrı bir şey. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ikra, oku. Bir rivayete göre Hazreti Şems'in Mevlana'nın kitaplarını havuza attığı yazıyor. Buradaki amaç nedir? İşte bağı çöz der ya Hazreti Mevlana, ondan sonra der. Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri bir gün işte sohbet ediyorlar. Sohbet ettiklerinde Hazreti Mevlana hep kitaplardan bahseder. Alimdir çünkü kendisi. Bakar ki Hazreti Mevlana'da kitap bağı var. Kalp çalışmıyor. Gönül bütün kitapların manzumesini içine alır. Eğer gönlünüze Allah ilham ediyorsa sizin kitap okumanıza gerek kalmaz. Ama bu yol kitap okuyaraktan elde edilir. Bakın bu yol bilgiden geçer. Aşk bilgi kaynağıdır, bilgiden geçer. Cahil bir kimseye aşk ulaşmaz. Cahil bir kimse ilahi aşka ulaşamaz. Bilgidir önemli olan. Bilgi. İşte Hazreti Mevlana da ilahi aşkın ve ilhamın tecelli etmesini ister. Hazreti Şems alır kitaplığı havuzun içerisine devirir. Üzülür Hazreti Mevlana. Der ki niçin üzüldün? Kitaplara üzülmedim der. Babamın bana bir emaneti, hediyesi vardı. Avarifül Maarif. Evliyalar menkıbelerinin, evliyaların hallerinin anlatıldığı bir kitap. Havuzun içerisine elini uzatır, Bismillahirrahmanirrahim der. Dört cilttir o. Dört ciltlik o Avarifül Maarif'i alır. Bunlar mı der. O zaman Hazreti Mevlana anlar ki karşısında ilahi aşkla aşklanmış büyük bir mürşidi kamil var. Evet, o menkıbe böyledir bilebildiğimiz kadarıyla. Başka sorusu olan? Aleyküm selam. Hocam önce selamun aleyküm, hoş geldin diyorum. Aleyküm selam. Hocam bir kimseye selam verdiğim zaman o insan Allah'ın selamını almıyor. Almayınca o insan selamı, ben de ona devamlı selam veriyordum. Fakat o bana arkasını dönüyor. Ben yine selam veriyorum. Kendim alıyorum aleyküm selam diyorum. O insanla ben konuşmuyorum. Günaha giriyor muyum hocam?
Günaha girmiyorsunuz ama içinden alıyordur belki de. Almıyor hocam, kapıyı suratıma çarpıyor. Öyle bir şey de görmedim yani. Sen ne cevap veriyorsun hocam? Ben selamı kestim o insanlarla. Yani siz gördüğünüz yerde yine bu bir sufi terbiyesi. Sizin selamınızı almıyorsa dahi biz ona selam vermeye devam ederiz. Bu sufi terbiyesi. Evet. Ama şeriata göre bakarsanız 2-3 sefer sizin selamınızı almayan bir kimseyle de siz selam verme zorunluluğunuz yok. Ama biz karşılaşırsak veririz. Bu da sufi terbiyesi. Evet, ben de diyorum ki Rabbim diyorum, senin karşında sana, o insana selam veriyorum. Sen onun selamını almıyorsa o benim. Bu dünyada bu kullar beni ayakları altına alsalar, çiğneseler yine de Rabbimden dönmüyorum. Öbür dünyada imanım, mekanım cennet olsun inşallah diyorum. İnşallah. Böylece cevap veriyorum hocam kendi kendime. Allah yardım artık günah oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum hocam. Yok, inşallah yok. Bir şey daha sorabilir miyim hocam? Bir arkadaşım böyle sohbette dinlemiş, benim yerime başkası namaz kılabilir mi? Bu normalde bir kimse vefat ettiğinde ancak olur. Vefat edince. Evet, bu da kıyas yoluyla olur. Mesela Hazreti kıyas yolundan böyle bir fetva verilebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir kadın gelir, der ki ya Resulallah, ben babam için kurban kesebilir miyim? Evet der. Ölmüş babası için. Bir başkası gelir, der ki babamın tutamadığı oruçlar vardı. Ben babamın tutamadığı oruçları kaza edebilir miyim babam adına deyince evet der. Buradan hareket ederekten, buralardan kıyas ederekten bir evlat, hayırlı bir evlatsa, işte örneğin babasının hastalığı oldu, 3 gün hastalığından dolayı namazını kılamadı, 3 günlük namazını iade etme gibi babası adına veyahut da annesi adına, anne babası için böyle eksik kalan ibadetlerini, böyle iade etme fetvası verilebilir. Ama bunu bütün umuma söylüyorum. Evet. Bu bir, her ne kadar bizim Bozdağ'da meftun bulunan İmam Birgiva Hazretleri'nin kitabında yazmış olsa da bu devir iskat meselesi var ya bizim toplumumuzda çokça istismar edilen. Buyurun oturun, tamam. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi şöyle bir şey var. Bir tane bize sordular, pencaba ne demektir? Efendim? Pencaba ne demektir? Pencama. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyor musun hocam? Yok. Ha, bunu da biri sormuştu bana. Evet, yok. Öyle oldu bir... hocam. Çok teşekkür ederim. Bir de hocam şu an kardeşim ta İzmir'den geldi sizi dinlemek için. Estağfurullah. Fakat gitti şu an. Babam 99 yaşında. Hala babama sırayla bakıyoruz. O İzmir'de oturuyor. Ben burada oturuyorum. O da ayağından platin takıldı. Namazını kılamıyor. Kılamadığı için oturduğu yerden kılabilir. Oturduğu yerde tesbihini çekiyor, ibadetini yapıyor. Oturduğu hocam. Yerden namazını da kılabilir. Oldu olabilir. Hocam, çok teşekkür ederim. Şeyde bu İmam Birgivi'nin eserinde geçmiş olmasına rağmen bu hani devir ıskat meselesi var ya, işte bir kimse ömür boyu namaz kılmamış, oturup hesaplıyorlar ya, her namazına bir ücret, her namaza bir ücret, ondan sonra oturuyorlar işte avane malum hocalar, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. O kimsenin işte kaç yıllık namazı var? 60 yıllık veya 50 yıllık, 30 yıllık. 30 yıllık namazın parası ortalıkta dolaşıyor. Ondan sonra herkes zarfları eline alıp gidiyor. Bu din değil. Yani bunu böyle, ben sizin topraklarınızdan uzak değilim, Bayındırlıyım. Biliyorum olan olanları. Harun Hoca öyle mi oluyor? Hocalar paylaşıyor mu kendi aralarını? Bak seni de Diyanet'ten kovacaklar böyle giderse. Bak ülkücüsün diye kovmadılar ama bu sebepten kovabilirler seni. Paylaşıyorlar mı sonra? Zarflar pay ediliyor değil mi? Tamam. Yüzün kızardı biraz, sen o paylardan almıyorsun biliyorum ben seni, merak etme. Bu din değil. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani bu normalde hani şu mümkün.
bir kimsenin son dönem hastalığında, işte hastalıklarla uğraşırken sağlığıyla alakalı namazlarını kılamadı. Aslında o namazlar o kimseden sorumlu tutulmuyor. Eğer hastalığından dolayı namazını kılamadıysa sorumlu değil. Ama ve lakin o kimse böyle titiz, ince düşünen bir kimse. Arkasından gelen evlatları, ya babamın 7 günlük de namaz borcu oldu. 7 gün hasta oldu. Yattığı yerden namazını kılamadı. 7 günlük namazla alakalı biz ona bir 5-10 kuruş etrafından, arkasından bir sadaka yapalım. Bu mümkün. Veyahut da Ramazan'da 10 gün oruç tutamadı. 10 gün oruç tutamadan vefat etti. Bu mümkün. Bunun için. Ama siz kalkacaksınız, bir ömür boyu namaz kılmayacaksınız, ondan sonra arkanızdan diyeceksiniz ki devir iskatımı verin benim. Ya olur, 50 yıllık bir namaz borcu, ondan sonra parayı ver, geç. Böyle bir, Allah affetsin, sıkıntı var. Doğru bilgiye, hakikate ulaşmak için, kısacası kamil imana ulaşabilmek için bir mürşide bağlanmak zorunda mıyız? Bunu kime sorarsanız sorun, hepsi de zorundasınız diyecektir. Benim haricimde. Bakın, bunu böyle bir mürşide bağlanma şartı koştuğumuz anda biz dinin içerisinde bir oligarşik yapı oluşturuyoruz. Bir kimse oturur, Kur'an ve sünneti bir güzel öğrenir, hayatına da tatbik eder, kamil bir mümin olur. Bunu bir mürşide bağlanmak lazımdır deyip şart koşarsak, biz dinin içerisine şart koymaya muktedir değiliz ki. Size iki şey bırakıyorum. Kim bunlara sımsıkı yapışırsa kurtuluş erer. Bunun birincisi Kur'an, ikincisi sünnettir. Benim sünnetimdir. Ha, bir kimse şunu diyebilir. Az önce sohbet ettik ya, Hazreti Mevlana'nın neyi eksikti? Kur'an bilgisi mi yoktu, sünnet bilgisi mi yoktu? Ama bir şey eksikti. Mevlana ondan sonra Mevlana oldu. Eyvallah. Hazreti Mevlana da mesnevisinde tasavvuf yolunda gidecek olanların bir mürşide intisap etmelerinin gerektiğini anlatır. Eğer tasavvuf yolunda gidecekseniz bir mürşide intisap etmeniz şart. Genetik öğrenecekseniz hocanın dizin dibine gidip oturacaksınız. Şart. Bu. Allah ne zaman kalbe ilham verir ve biz bunu nasıl anlarız? Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Zikrullahsız bu olmaz. Allah dini konuşan insanları başımızdan eksik etmesin. Amin. Aleykümselam. Halife ve emirden kısaca ve Mehdi'den açar mısınız? Şu anda ayakta ve kıyamete kadar feyzi devam edecek hangi tarikattır? Hiçbir tarikat değildir. Kıyamete kadar feyzi devam edecek olan hiçbir tarikat yok. Tarikat bir kurumdur kıymetli kardeşler. O kurumu ayakta tutan içindeki insandır. Siz bir okul kurarsınız, okulun içerisine öğretmenler koyarsınız, o öğretmenler o kurumu ayakta tutar. Türkiye'de tarikat yok. Tarikatlar kapalı Türkiye'de. Kapanması iyi mi oldu, kötü mü oldu, o ayrı bir tartışma. Bazen ben olan meselelere bakıyorum. Ben olsam ben bile kapatırdım tarikatları diyorum. Babadan oğula geçen şeyhlikler, etrafındaki vakıflardan dolayı çıkarılan kavgalar, ehliyetsiz insanların orada oturup bir şey öğretememesi, oraların tembellaneye dönüşmesi, kendilerini yenileyememesi, geliştirememesi, bunları biz yok mu göreceğiz? Gözlerimizi kapatıp bunlar olmadı mı diyeceğiz? Tarikatın vakıflarının, vakıf mallarının paraları için kavga eden şeyhler ve vakıf memurları, bunları yok mu göreceğiz? Evet. Kendilerini yenileyememişler. Evet. O yüzden işte bu noktada ancak şu tarikat ed ilelebet payidar kalacak. Bilmiyoruz ne zamana kadar kıyamet kopar.
her veli kendi dönemine ışık tutar. Eğer bundan 500 yıl önceki tarikat, adaf ve erkanını sürdürmeye çalışırsanız gerici olursunuz, eskirsiniz, yapamazsınız. Yapamazsınız. O öğretinin yenilenmesi gerekir. Uygun hale gelmesi gerekir. Ben bazen böyle basit şeyler söylüyorum, kalıyor herkes. Hanefi'ye göre çok basit. Hanefi'ye göre abdestin farzı 4, Şafii'ye göre 5, Hanbeli'ye ve Maliki'ye göre 7. Üniversite talebesi, üniversitede okuyanlar var mı? Elini kaldırsın. Evet. Hepsi de bir tık ulaşıyor. İlahiyatçı bak orada 2 yıllık ikinci sınıfa gidiyor. İlahiyatçısın. Hanefi'ye göre farz 4 değil mi abdeste? Yüz, baş, kol, ayak. Şafii'ye göre 5. Hanbeli'ye göre 7. Bu çocuğa verilecek bir cevap lazım. Bu çocuk diyor ki veya bir başkası, abdestin farzı kaç hocam? Siz cumburlop atlar abdestin farzı 4 dersen o da 5 diyor. Nereden çıkardın 5'i diyorsun? O diyor ki sen nereden çıkardın 4'ü? Ben diyorum ki Hanefi'ye göre çıkardım. Şafii'de de 5 diyor. Yenilenmesi lazım. Biz bir okul müfredatında bunu yenileyemiyoruz. Bir imam hatip müfredatında yenileyemiyoruz. Diyanet teşkilatı toplanıp yeniden içtihat edip yenileyemiyor. İlahiyatçı profesörler toplanıp yenileyemiyorlar. Yenileyemeyince birisi kalkıyor. Diyor ki bu neden buna göre böyle? Neden şuna göre böyle? Biz onu zenginliktir deyip anlatmaya çalışıyoruz. Bizim tembelliğimiz, kendimizi yenileyemediğimiz diyemiyoruz. Veya kurumlarımızın tembelliği, kurumlarımızın bunu yenileyemediği diyemiyoruz. O yüzden bu bir saplantı. Benim tarikatım senin tarikatını döver. Benim tarikatım ilelebet payidar kalacak, senin tarikatın gidecek. Hayır. Hiç kimse tarikatınla övünmesin. Hiç kimse cemaatiyle övünmesin. Herkesin cemaati kendine iyi, tarikatı iyi. Bizimki iyi demek doğru değil. Bizimki hep kalacak. Öbürkünün ne eksikliği var? Neden ötekileştirelim? Neden kendi bencilliğimizi zirve yaptıralım? Hayır. Herkesin tarikatı kendine güzeldir. Ben tarikatın olduğuna inananlardan değilim de. Yok tarikat. Savcı dedi bana, hangi tarikattansın dedi. Yok ki tarikat, ne tarikatı dedim. Var ya dedi, ne duruyorsun savcı bey burada dedim. Git tutukla hepsinde. Böyle kaldı. Var diyorsan dedim, devlet sana maaş veriyor, para veriyor. Vazifeni yapmıyorsun. Git tutukla dedim. Hepsini topla. Bu durdu şimdi. Dedim tasavvuf var, tarikat yok. Tasavvuf var. Bu Türklerin ilk İslam olduğundan beri, Türkler tasavvufla İslam oldular. Türkler medreseyle İslam olmadılar. Türkler kılıç zoruyla da İslam olmadılar. Türkler tasavvufla İslam oldular. Kim bunu İslam edenlerdi? Kim? Türkleri İslam eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin torunu Hüseyin'i koludur. Hasan kolu da değil. Hasan radıyallahu anh hazretlerinin kolu Mısır üzerinden gider Afrika'ya doğru. Hazreti Hüseyin Efendimizin kolu yukarı Mezopotamya'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya gider. Biz seyyidlerin eliyle İslam olmuş bir milletiz. Biz öyle kılıçla İslam olacak bir millet değiliz. Biz kılıçla yola gelecek bir millet de değiliz. Yok öyle şey. Bizim kanımız kabarıktır, damarımız ataktır bizim. Öyle şeye gelemeyiz biz.
Bize birisi bir şeyi zorla adapte etmeye çalışsa, doğru olsa dahi biz ona itiraz ederiz. Deriz ki bu doğru olabilir. Ama bize böyle bunu dikte etme. Ya edebini takın da gel. Senin doğrunu o zaman kabul edelim. Biz önce onun bir burnunu indiririz aşağı. Bizim damarımız bu. Ben o damarın çocuğuyum. Kendimi de saklayacak değilim. Bize birisi dikte edemez bir şeyi. Yok. Damarımız kabul etmez bunu. Bakın doğru olsa dahi. Bu bir karakteristik yapı. Bize gel usuletinle anlat kardeş. Anlamazsak bir daha anlat. Anlamazsak bir daha anlat bize. Bir daha anlat. Biz zaten onu anlayınca merak etme. Senin bıraktığı yerden daha ileri götürürüz onu. Nereye gitmişler? Bosna'ya gitmiş. Ta ileri. Nehrin doğduğu yere gitmiş. Kim? Sarı Saltuk. Nehrin doğduğu yere gitmiş. Tekke oraya kurmuş. Ta oraya gitmiş. Biz dünyayı 7 sefer dolaşırız. Bize dikte ederlerse dururuz. O yüzden bu manada şunu söylemeyin hiçbir yerde. Bizim şeyhimiz son şeyh. Boş bunlar. Bizim şeyhimizden başka şeyh yok. Boş bunlar. Bunlar cahillerin söylediği şeyler. Bizim tarikatımız bir tek ebediyen kalacak. Boş bunlar. Bizim şeyhimizden başka pir yok. Bunlar boş sözler hepsi de. Bilmemekten kaynaklanıyor. Bütün şeyhler muhteremdir. Kimsenin şeyhine laf söylemeyin. Hele şeyhlere hiç laf söylemeyin. Çok canları sıkılır, kızarlar onlar. Ohohohoho. Ben şeyh değilim ya, o yüzden rahat konuşuyorum. Sakın. Allah muhafaza eylesin. O yüzden kimsenin şeyhini, cemaatini eleştirmeyin, boş verin. Ha sen şöyle inan. Benim şeyhim zirvede. Allah razı olsun, senin şeyhin bulutların üzerinde dolaşsın, uçsun. Biz de ona hizmet edelim. Sıkıntımız yok. Ama bana kalkar da benim şeyhim bir tek şeyh, başka şeyh değil dersen dayatıyorsun bana. Ben de derim ki dur kardeş ya. Bu topraklar vazgeçilmezlerle dolu. İzmir'de program yapacağız. 2 kişi geldi, 3 kişi geldi. İkisi böyle duruyor yanında. Öbürkü böyle vazifeli belli. Size bir tebligata geldim dedi. Buyurun dedim ben. Bizim dedi Mehdi'mize tabi olmanızı istiyorum dedi. Kimsenin Mehdi'n dedim. İşte Evranosoğlu'nu söyledi. Ha senin Mehdi'nmiş dedim. Allah mübarek etsin. Biz onu dedim Nebi olarak biliyorduk. Mehdi mi dedim. Nebilikten vazgeçti dedi. Böyle vurdum omuzuna. Ben hemen kendim içimden dedim ki Mustafa Özbaba bu hasta. Ondan sonra dedim bundan uğraşma. Zaten işimiz var, program var orada. Hocam da aynı güne geldi işte. Yani böyle bir denk gelir mi? Denk gelir. Dedim kardeş işim var şimdi dedim. Sonra görüşelim. Hayır dedi. Allah Allah. Abicim, canım kardeşim. Senin Mehdin de, Nebin de senin olsun. Allah mübarek etsin. Bizi bırak. Hayır dedi. Ya bizim dedi ondan sonra Mehdi'mize biat edeceksin. Dedim eğil bana, eğildi bu şimdi. Dedim bak. Harun kimdi o gün programa gelen şey, adını unuttum şimdi. Eski içeride herhalde şimdi. Abidin, Abidin. Onlar da böyle orada oturuyorlar protokolde. Çocuğun kulağına değildim. Ben şimdi parmağımı oynatsam dedim bana yazık. Parmağımı oynatsam şu arkada duranlar var ya dedim protokolde duran ondan sonra böyle bir gözünün ucundan baktı. Dedim bana bırakmazlar seni dedim. Dedim ya yapma. Hadi bak işine. Beni dedim zorlama. Böyle de dikte etme kimseye dedim. Velhasıl böyle biraz yumuşataraktan gönderdim. Bunlar cahil işler.
Allah bizi muhafaza eylesin. O yüzden evet, Mehdi gelecek mi? Gelecek. Şimdi Mehdi geldi diyorlar. İsa nerede diyorum ben de. Birisi de televizyonda öyle diyor. Bak diyor, herkes beni Mehdi görüyor. Etrafında hatunlar Mehdi görüyor onu. Hatunların fetvasıyla, oradaki kadınları burada fetva veremez hükmünde görmekten değil. Onların oradaki kimselerin fetvasıyla diyor ki ben Mehdi'yim. Ben bundan bir yıl önce falan dedim ki ya bunlar Mehdi'yiz diyorlar. Mehdi gelince dedim, ardından İsa aleyhisselam inecek. İsa nerede? Bunu sormak lazım dedim. Sonradan cevap geldi. İsa aleyhisselam İstanbul'da kendinden habersiz dolaşıyormuş. Artık hangi köprü altında dolaşıyor? Hangi caddelerde boy gösteriyor? Cehaletin bu noktası. O yüzden kıymetli dostlar, kendi üstadınızı, kendinize Mehdi görebilirsiniz. Size Mehdi'dir. Mehdi öğretici demek, hidayete sebep olan demek. Ama bunu herkese dayatmak hoş bir şey değil, cehalet. Allah muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin. Bir sorunuz var, buyurun. Zaten bilseydik bu tür tartışmaları hiç olmazdı. Ondan sonra bahsettiğiniz gibi sohbetin başında Tin suresinden bahsettiniz. Tin suresi. Evet. Biz seni ahsen takvim üzerine. Evet. Bir de hocam yıllardır kafama takılan hemen akabindeki ayet var. Summarada nahu fi asfale safilin. Biz size esfale safilin evet, dediğinden. Bunu açabilir misiniz biraz? Ben daha kötülükleri anlatmak istemediğimden açmadım orayı. Evet. Buraya gelenlerin hepsi de iyiliklerin ve iyi yolda olanların insanı. Esfel-i safilinde bir kimseyi görmedim. Ama Allah Teala görmüş. Ki çok keskin bir şekilde ifade evet, ediyor. Evet, muhakkak. Ama bu normalde buraya Hazreti Mevlana'nın Şeb-i Aruz'unu kutlamaya gelen insanlar Esfel-i safilinde olan insanlar değildir. İnşallah. Sohbetin edileceği yer burası olarak görmedim. Hata ettiysem özür dilerim. Hayır hocam, az önce örnekler yaptık ya, onlar zaten var. Var olduğu için zaten ezelde bunlar Allah Teala tarafından bize verilmiş. Hani Hazreti Ömer Efendimiz bir gencin yanında ölümden, kabirden hiç bahsetmezmiş. O genç ona karşı çok hassasiyetli ve hususiyetliymiş. Bir gün Hazreti Ömer Efendimizin Allah-u Alem gözünden kaçmış ki o günkü sohbetinde ölümden ve kabirden bahsedince cemaatin içerisinden bir Allah sedası duyulmuş. Koşmuşlar, gitmişler, bakmışlar ki o genç. Oysa Hazreti Ömer Efendimiz o gencin o hususiyetini bildiğinden orada ölümden ve kabirden hiç bahsetmemiş. O gencin hususiyetinden dolayı. Bu ilmi örtmek değildir. Biz şimdi, ben bundan rahatsız olduğumdan dolayı anlatırım, söylerim. Cami cemaatinin içerisinde zina eden mi var ki onları zinacı görüp biz onları zinacı gibi davranalım? Veya buraya gelenlerin içerisinde esfel-i safilinde olan bir kimse görmedimden biz esfel-i safilini anlatmadım. Esfel-i safilinde bir yer görürsem onlara esfel-i safilini de anlatırım. Allah alem. Ama göremedimden esfel-i safilinde, o yüzden o buradaki kardeşleri bu manada ikaz etmeye ihtiyacı duymadım. Hakkınızı helal edin. Razı olun hocam. Siz de helal edin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun inşallah. Hani ayet-i kerimenin devamında biz aşağıların aşağısına attık der insan için. Orada aşağıların aşağısına inmek insanın kendisinin aşağı doğru götürmesidir. Bunu iman etmemek. İman edip de Allah'ın haram ettiği, daha doğrusu lanetlediği işleri yapanlar için geçerli. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nefsin mutmain olma süresi var mıdır? Ya da soru, mutmain olma süresi nedir? Süre olarak bir süreç. Nefsi... Biz onu bir sureye, sürece ve süreç değil de sureye, zamana bağlamak mümkün değil. Bunu ben böyle anlatırken çok basit bir hadisi kutsi ile cevaplamak mümkün bunu.
kul farzları yerine getirmekle Allah indinde en sevgili işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır ve Allah'ı sever. Üç adım kula ait. Farzları yerine getirmek. Farzları yerine getirmenin içerisinde günah kebairleri de terk etmek var zaten. Nafilelerle Allah'a yaklaşmak. Bunu ben açarken ibadet olarak söylemiyorum nafileyi. Herkes namazını 20 vakit kılabilir. 20 rekat fazladan kılabilir. Benim için, benim kendi dairemde, kendi algımda bu önemli değil. Benim için önemli olan yanı başımızdaki kimseleri üzmemek, rahatsız etmemek, zarar vermemek. Sizin en hayırlınız etrafına hiç zarar vermeyenizdir. Sizin en hayırlınız etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. O yüzden nafilelerle Allah'a yaklaşmayı bu minval üzerinde ben algılıyorum ve arkadaşlara aktarıyorum. Ardından gelir Allah'ı sevmek. Bu üçü kula ait cüz iradesinde. Bu üç adımı atacağız. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin olarak bu pencereden bakabiliriz. Ondan sonra Cenab-ı Hak hadisi kutsuzda diyor ki Allah da o kulunu sever. Yolculuk bitmiyor da. Allah kulunu sevince sevmek de bırakmıyor. Duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, söyleyen dili, yürüyen ayağı olur. Onunla görür, onunla duyar, onunla söyler, onunla tutar, onunla yürür der. Yol olarak bunu görüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun inşallah. Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm. Saygıdeğer Manisalı hemşerilerim, bugün burada bizler Şahlar Şahı, Veliler Sultanı Hazreti Mevlana'nın vefatının 740. yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz bu programda adına, Cengiz Ergün adına ben Üstadım Mustafa Özbay Hocama bir çiçek takdim etmek istiyorum. Kabul buyururlarsa teşekkür ederim. Allah razı olsun, biz teşekkür ederiz. Bu vesileyle de bizleri burada bilgilendirdikleri için Manisalılar olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Gününüz hayırlı olsun.